Evet, herkese merhaba. Bugün ben biraz Android ile ilgili çalışma ve eğitim ayağıyla ilgili sizlerle bazı bilgileri paylaşmak istiyorum, bazı çalışmaları paylaşmak istiyorum. Burada ben birkaç farklı yöntem üzerinde aslında daha çok durmayı planlıyorum. Hangi özelliklerini kullanarak ilgili tip çalışmalar gerçekleştirebiliriz ve burada Android tabanlı olarak bir takım uygulamalarda eğitim çalışmalarımızı nasıl yürütebiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalar şöyle bir gözden geçirmek istiyorum. Aslında bu tam bir Android 101 çalışması olmayacak. Çünkü burada aslında ben daha fazla kod dışında, koda çok fazla dokunmadan Android platformu ne yapabiliriz? Buna birazcık daha üzerine eğilmek istiyorum. Şimdi mobil eğitimle ilgili de birkaç cümle edelim. Önce bu tabii özellikle Türkiye'de Fatih projesiyle beraber çok ciddi anlamda eğitimle ilgili çalışmalarda mobil araçlar kullanılmaya başladı ama bunları maalesef dağıtmakla bir şekilde çözüm üretmiş olmuyoruz. Bununla ilgili çok fazla çalışma yapılması gerekiyor. Özellikle içerik ve materyaller konusunda, zengin öğretim ortamlarına erişim konusunda çok farklı çalışmalar yapılması gerekiyor. Peki nasıl bu çalışmaları daha etkin hale getirebiliriz ve örneğin Android tarzı platformları nasıl daha iyi bir şekilde kullanabiliriz? Burada ne zaman ve nereden isterse bu platformlara erişim sağlayacak bir takım cihazlar, tablet gibi, cep telefonları gibi ve bundaki herhangi bir kısıtlama olmadan erişimi sağlamak mantıklı olabilir. Paydaşlar arasında güçlü bir iletişim kurabilecek bir yapı oluşturmamız lazım. Öğrenci arasında veya öğrenci öğretmen arasında veya öğretmen ağlarının kendi aralarında bu iletişim sağlamak lazım ve sosyal ağlarla bir şekilde bu entegrasyonla iyi bir şekilde gerçekleştirmek lazım. Peki neyle biz bu mobil eğitim çalışmalarını sağlayabiliriz? Akıllı telefonlar, tablet, bilgisayar ve MP4 donatıcılar şu anda zaten bizim ağırlıklı olarak kullandığımız yapılar ama bunları ek olarak bence çok yakın zamanda akıllı TV'ler ve gömülü sistemler de eğitimle ilgili çalışmalarda çok fazla tercih edici uygulamalar olacak. Ve burada özellikle akıllı TV'leri de mobil eğitim içerisinde düşünüyorum. Çünkü okul dışındaki herhangi bir ortamda direkt olarak eğitim faaliyetlerinizi devam etmeniz, yani mobil olarak bir takım farklı lokasyonlara bulunarak eğitim çalışmalarını almanız aslında bu cihazları çok daha önemli bir hale getiriyor. Burada amaç aslında mevcut sınıf ortamından dışarı çıktığımız zaman itibaren eğitimle ilgili çalışmalar gerçekleştirilir. Bence işin en önemli kısımlarından biri bu. Kursaklarda bir Fatih projesiyle ilgili pilot çalışmanın yapıldığı bir okula gitmiştik. Orada cihazlar sınıflarda kullanılıyor ve sadece belirli bir içerik açılmış durumda ve o belirli içeriği öğrenciler için yapıyorlar. İnternet bağlantısı kesik, kameraları kullanamıyorlar. Tablet PC'de menemen hiçbir özellik kullanamıyorlar. Ama burada bence tam tersi olarak bütün ağırlığı bizim sınıf dışındaki etkinliklerin gerçekleştirilmesine bunu vermemiz lazım. Yani sınıf içindeki etkinlikler değil, sınıfın dışına çıktığı anda itibaren bu eğitimle ilgili çalışmaların ağırlıklı olarak kullanılabiliyor olmasını sağlamamız lazım. Peki burada Android nasıl bize avantaj sağlıyor? Neden Android ile ilgili bir aslında yükselme durumu söz konusu oldu? Buna bakacak olursak bir kere ekran çözünürlüğü olarak çok farklı donanımlarda işleyebiliyor. Aslında birçok farklı sunumda bunun bir dezavantaj olduğu dile getirdi ama ben bunun tam tersine bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani çok farklı ekran çözünürlüklerle siz çözünür üretebiliyorsunuz. İşlemci bir hafıza açısından ciddi anlamda bence bir avantajı var. Yani buradaki kaynak tüketimi benzeri platformlara göre daha iyi durumda. Ve belirli cihazlar haricinde birçok farklı platformda da yer alabiliyor. Yani burada tekrar akıllı TV'leri gündeme getirmek lazım. Çünkü çok hızlı bir şekilde bunlar evimizdeki standart internete erişebileceğimiz ekipmanlar haline dönüşmek üzere. Burada uç örnekler var. Mesela Android destekli bir mikrodalga fırın ya da bir buzdolabı ya da arabanızdaki bir ses sistemi gibi ama bunlar da bir şekilde sizin eğitimle ilgili çalışmanızı devam ettirebileceğiniz, en azından bu tür platformlarla iletişim kurabileceğiniz çok uç örnekler gibi gözükte yavaş yavaş hayatımıza girebileceğini söyleyebiliriz. Burada ben bazı uygulamalardan bahsedeceğim. Burada öncelikli olarak biz tarayıcı tabanlı bir takım uygulamaları kullanabiliriz eğitim alanında ve burada Android'in altyapısından faydalanabiliriz. Bir Moodle dediğimiz açık kaynak adlı bir öğrenme yönetim sisteminin normal masaüstü cihazlardaki görünümünü bir ekran görüntüsü var. Buradaki yapıda ders içeriklerine erişmeniz mümkün. Buradaki içeriklerle ilgili çalışmaları herhangi bir browser tabanlı yapı içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada ise tamamen jQuery ile yazılmış bir arayüzde bir Android cihaz üzerinden bu
sisteme erişmek gözleniyor. Ben şu anda aslında çok fazla sıfırdan uygulamaların oluşturulması, çok özel uygulamaların geliştirmesinden çok mevcut içeriklere web üzerinden daha rahat bir şekilde ulaşabilmesi için bir takım çalışmalar yapılması gerektiğini savunuyorum ve aslında Android bunun için bize iyi bir ortam sunuyor. WebKit adını verdiğimiz tarayıcının sağlamış olduğu avantajlarla hemen hemen birçok farklı çalışmayı yapabiliyoruz. Burada ekrana bir şekilde düzgün bir şekilde oturabilmesini sağlayacak jQuery gibi, PhoneGap gibi benzeri third party çözümlerde de çok rahat bir şekilde çözümleri oluşturmak mümkün. Burada da bir screener diye bir uygulama var. Bu sefer çözüm bir web tabanlı bir çözüm değil. Benim yapmış olduğum bir uygulama. Bir discovery tarayıcısı, örnek teşkilatı açısından. Burada da ilköğretim öğrencinin matematik üzerindeki problemlerini çözebilmek. Yani matematik öğrenmeye acaba bir direnci var mı öğrencinin, bir engeli var mı, bunu tespit etmek için. İşte ekrana gelen bir nokta üzerinde önce noktalara basarak ne kadar hızlı bir sürede ekrandaki değişikliklere tepki verdiğini öğrencinin açıyoruz. Daha sonra bir takım sorular geliyor. Bu sorulara verdiği yanıt şekilleri ve yanıt verme süresini sistem üzerinde dokunmatik ekranın vermiş olduğu avantajla çok rahat bir şekilde alıyoruz. Ve bu bilgilerden sonra da bu bilgiler öğrencinin herhangi bir şekilde matematik üzerinde bir problemi olmadığını gösterebiliyor. Yani herhangi bir şekilde biz çok kullanıcılı bir platformu web tabanlı olarak çözümleyebilirsek burada uygulama yazarak bir farklı çözüme de imza atabiliriz. Yani Android platformu üzerinde ikinci bir model olarak bence bir web tabanlı platformu kullanmanın haricinde uygulama yazarak bir takım farklı çalışmaları gerçekleştirmiş olabiliriz. Burada çünkü bir takım farklı sözlük uygulamaları, bir takım farklı platformlar da söz konusu. Çok fazla eğitim uygulaması var. Ama ben burada birazcık daha spesifik uygulamalara yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani özel bir takım sorunların çözümünde ağırlıklı olarak bu tip yapıları kullanabileceğini düşünüyorum. Diğer üzerinde durmak istediğim bir başka nokta ise Android uygulamaları ve web'in birleştirilmesi. Yani hem bir ortada aplikasyon var, bunda yapılabilecek bir takım çalışmalar var. Hem de bunun bir şekilde web'den beslenen bir yapıya sahip olması. Burada da aslında çok sessiz sedasız geldiğini düşündüğüm bir platform var. Google Chrome diye. Kaç kişi kullandı acaba? Google Chrome kullanan var mı? 2, 3 sınırlı sayıda bir kullanıcı var. Gerçekten bence çok önemli bir platform. Özellikle iCloud'un yani Apple'ın yapmış olduğu bu textbook'ların, ders kitaplarının hızlı bir şekilde üretilmesine paralel bir çalışma yapılabilecek bir platform diye düşünüyorum. Ve yani bu Google Chrome üzerinde bir oluşturma bölümü var. Yine web tabanlı olarak bir producer var ve web tabanlı olarak siz içeriklerinizi burada geliştirebiliyorsunuz. İçeriklerinizle ilgili bir takım eklentiler yapmak mümkün. Burada o yaratmış olduğunuz ders içeriğini veya işte magazin tarzındaki bir yayını istediğiniz gibi biçimlendirebiliyorsunuz. Bunlarla ilgili görsellerini ve kaynakları burada tespit edebiliyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi aslında Android tableti, iPhone ve iPad üzerine gerçek zaman olarak nasıl gözüktüğünü size gösteriyor. Yani siz web tabanlı olan arayüze içerikleri girmeye başladıkça o içeriklerin sonuçları aynı anda emülatörde gözüküyor. Ve bunların tamamı herhangi bir şekilde özel bir yazılım gerektirmeden tamamen web tabanlı olarak gerçekleştiriliyor. Ve buradaki bölüm içerisinde örneğin bir feed, yani bir RSS beslemesi alabiliyorsunuz. Bu herhangi bir WordPress kaynağı olabilir, bir takım farklı veri tabanlarına çekmiş olduğunuz içerikler olabilir. Bunlara ek olarak bir takım article dediğimiz yazıları ekleyebiliyorsunuz. Sıfırdan yazı eklemeniz mümkün. Bir takım fotoğraflar ekleyebilirsiniz. Videolar ekleyebilirsiniz. Yani video kanalları ekleyebilirsiniz YouTube'dan. Burada bir takım sosyal ortamlardaki Facebook, Twitter gibi ortamlardaki güncellemeleri bu edisyonun içine dahil edebilirsiniz. Ve yapmış olduğunuz bu çalışmaları anında paketlenmiş bir şekilde hem iOS ortamında hem de Android ortamının üzerinden yayınlama şansına sahip olabilirsiniz. Burada bir takım farklı medyaları direkt dışarıdan da eklemek mümkün. Veya burada bir takım sınırlamalar da yapılabilir. Kimlerin erişebileceği, kimlerin bu edisyon üzerinde değişiklik yapılabileceği şeklinde çalışmalar da oluşturulabilir. Ve herhangi bir problemde debug işlemleri, bir şekilde hata verilen kısımlarla ilgili veya eksik bıraktığınız yerlerle ilgili size bir takım geri dönüşler de sağlıyor. Bu açıdan da yazılımın aslında web tabanlı olması herhangi bir şekilde onun debug'la ilgili kısımlarını da eksik bırakmamış durumda. Ve buradaki özelliklerini tamamladığınız zaman Google Play
tablet edisyonu şeklinde getiriyor. Bu aynı anda bir cep telefonunda da farklı şekilde görüntülenebiliyor. Aynı anda bir tablette ve tabletin kaç inç olduğu, ne kadar büyüklüğü olduğu hiç önemi yok. Oradaki bölüme göre otomatik olarak yerleştiriliyor. Ve bu sonuçta bir uygulama. Yani bir web tarayıcıdan çalışmıyor şu anda. Bir uygulama içerisinde çalışıyor. Ama bütün kaynakları web tabanlı bir ortamdan alıyor. Yani uygulamaya bir şekilde dışarıdaki kaynaklardan veri çekiyor ve anında güncelliyor. Sizin web sayfanızda yaptığınız değişiklik, kullanıcının tabletinin anında o değişiklik otomatikman yerini almış oluyor. Ve baktığınız zaman işte yatay çevirdiğinizde yataya göre otomatikman yerleşiyor ki bu dikey, yatay veya boyutlarla ilgili ciddi sıkıntılar var tasarımla ilgili olan çalışmalarda. Burada otomatikman bunların yerleştirildiğini görüyorsunuz. Ve bir şekilde içerikleri de istediğiniz gibi farklı şekillerde işte bir kolon, iki kolon, üç kolon gibi veya farklı pozisyonlarda yerleştirilmesi mümkün hale geliyor. Bunlara tıkladığınız zaman bir şekilde daha zengin içeriğe erişme şansınız var. Videoları, küçük olan resimleri tam ekran yapma şansınız var. Yani bizim o dergi kültüründen, dijital dergilerde alışık olduğumuz birçok farklı çalışmayı buradan oluşturma şansımız var. Şimdi ben birazcık birkaç tane küçük uygulama göstermek istiyorum. Yani bunun uygulama tarafına birazcık şöyle göz atmak istiyorum. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Daha sonradan da belki biraz soru cevap yapabiliriz ve bu soru cevap içerisinde bu tarz bir yapıyı nasıl daha etkin bir şekilde kullanabileceğimizle ilgili bazı görüşler ortaya koyabiliriz. Ben gerçekten bu tarzdaki platformların önümüzdeki zaman içerisinde öğretim elemanlarının kendi kendilerine etkileşimli ve zengin içerikleri hazırlayabilecekleri platformlar olduğunu düşünüyorum. Bugün özellikle uzaktan eğitimde ve e-öğrenmede ya da mobil öğrenmede çok ciddi anlamda içerik geliştirmekle ilgili bir ekip çalışıyor. Çok ciddi anlamda buna bir kaynak aktarılıyor. Burada biz içeriği daha geri plana tutuyoruz. Amacımız hazırlanmış olan malzemenin cihazlarda düzgün görüntülenebilmesi oluyor. Çaba bunun üzerine oluyor. Bence burada harcadığımız çabayı tamamen içerik geliştirme ve zenginleştirme için harcamamız lazım. Burada araya animatörler, grafikerler, bir şekilde kod yazan kişiler girdiği zaman bu platformların hayata geçmesi çok uzun bir zaman oluyor. Ama bu tarzdaki işte Google Trends tarzında web tabanlı olarak kullanılacak arayüzler ve bunların birer APK veya iOS uygulaması olarak direkt olarak cihazlara yerleştirilebilmesi ve güncelleme esnasında direkt webten bunları çekerek güncellemenin yapılabilmesi çok pratik bir çözüm. Önümüzdeki süreç içerisinde bu tarzda bence ders kitaplarını çok yakından göreceğiz. Cihazımıza indirdiğimiz bu dergilere benzer ders kitapları öğretim elemanının sürekli güncellemesini mümkün kılan, sürekli bir takım yeni materyal ekleyebilecek bir platformlar haline dönüşür diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle Google Chrome'a şöyle bir göz atalım. Bunun geliştirmeyle ilgili kısmına şöyle bir gözlemlerim istiyorum ben. Normalde uygulamanızı yükleyebileceğiniz bölümde zaten Google Play'lere benim sunumumda da yer alıyor. Buradaki platformla ilgili olarak. Buradan hem Android hem de iPad veya iPhone için gerekli uygulamalarını indirme şansına sahip oluyorsunuz. Ve Producer Home bölümünden de buradaki bölümle ilgili kısma geliyorsunuz. Şimdi biraz önceki benim standart madra.net web servisi, WordPress üzerinde koşan web servisiyle ilgili özellikler gibi. Ve bakın emulatörde direkt olarak canlı olarak oradaki o andaki bilgileri alıp çekip yerleştiriyor. Herhangi bir güncelleme olduğu zaman direkt olarak alma şansı var. İşte burada bir telefon edisyonu olduğu zaman nasıl bir yerleşme olacak buna karar verebiliyorsunuz. İşte iPhone'da bu nasıl gözükecek?
iPad'de bu nasıl gözükecek? Bununla ilgili çalışmaları anında görme şansına sahip olabiliyorsunuz. Burada bu edisyonla ilgili bir takım isimlendirmeler, işte basit bilgiler ki bu bilgiler sizin uygulama içinde bulunabilirliğinizi veya taradığınız zaman aratılabilirliğinizi ortaya koyuyor. İşte bir magazin gibi bir açılış ekranı oluşturma şansınız var. Burada bir takım farklı platformlar için küçük ikonlar şeklinde gözükebilme opsiyonlarınız var. Ve bence çok güzel özelliklerinden bir tanesi de Google Analytics'te de bunu takip edebiliyorsunuz. Yani kim, hangi cihazdan girdi, ne zaman girdi, özellikle öğrencilerin takip açısından çok avantajlı olacaktır. Öğrencilerin içeriği ne kadar kullandıkları size çok ciddi bir fayda sağlayacaktır. Ve burada çok farklı, biraz önce gösterdiğim gibi section'lar var. İstediğiniz gibi burada besleme yapabiliyorsunuz. Örneğin 7-8 farklı blogdan veya 7-8 farklı YouTube hesabından içerikleri çekip bunları bir textbook içinde, bir ders kitabı içinde birleştirme şansına sahip olabiliyorsunuz. İşte YouTube'dan, bloglardan bunları oluşturma şansınız var. Yine burada mevcut yapı içerisindeki hangi yazıların çıkmasını istediğinizi belirtebiliyorsunuz. Örneğin bütün 14 haftalık ders içeriğinizi WordPress gibi bir platformla hazırladınız. Bunlardan haftalık olanları geldikçe sırası açmak istiyorsunuz. Burada istediğiniz gibi içeriğinizi haftalık olarak veya günlük olarak yönetme şansına sahip olabiliyorsunuz. Yine YouTube'daki yapmış olduğunuz çalışmaları burada paylaşabiliyorsunuz. Hangi videoları istiyorsanız o dersle ilgili bunları yerlerme şansına sahip olabiliyorsunuz. Yine bir takım farklı içerikleri, bir takım farklı ortamları almanız buradan mümkün. Dediğim gibi bir Google Plus içerisinde bir grup oluşturabilirsiniz. Farklı gruplara, farklı içeriklerin erişmesini sağlayabilirsiniz veya ortak bir içerik birkaç kişi beraber gerçekleştirebilirsiniz. Ve buradan farklı dillerle ilgili olarak ara yüzlerle ilgili olarak çalışmanızı yapıp veya işte sizin kaynağınızın kullanım haklarını vesairesini düzenleyerek buradan dağıtımla ilgili çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz. Ve biraz önce söylediğim gibi örneğin bunun bir cover page yok, bir başlangıç bölümü yok. Bununla ilgili bir hata mesajı yine alabiliyoruz. Burada bir takım test işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili bir takım size verilmiş olan yönergeler de söz konusu. Ve tüm bu çalışmaları yaptıktan sonra da cihazınız içerisindeki uygulamadan web tabanlı bir ortamdaki bütün içerikleri birebir kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Hiçbir şekilde tablet üzerinde bir tasarım yapmanıza gerek yok. Hiçbir şekilde tabletin farklı versiyonları veya cep telefonları üzerinde farklı bir çalışma yapmanıza gerek yok. Bunların aslında piyasada farklı versiyonları var. Örneğin jQuery'li bir uygulama geliştirdikten sonra veya HTML5'te bunu direkt APK yapan programlar var. Ama bunlar hep o APK'nın üretilmesi, markete yerleştirilmesi veya o APK'nın gönderilmesi herhangi bir güncellemede tekrar tekrar bu işlemlerin yapılması anlamına geliyor. Oysa ki bu tarz platformlarda gerçek zamanlı olarak içeriği yayınlama ve içerik üzerinde değişiklikler yapma şansına sahip olabiliyorsunuz. Ben toparlayacak olursam buradaki çalışmalarla ilgili olarak önümüzde çok farklı bir süreç var. Önümüzde çok aslında bizleri belki de öğretim tarafında memnun edebilecek gelişmeler var. Bu gelişmeleri ağırlıklı olarak bizim içerik konusundaki çabalarımızla belli bir noktaya getirmemiz lazım. Belirli grupların, belirli firmaların, belirli içerik üreticilerin tekelinden çıkartıp burada öğretim elemanlarının bu zengin içerik üretmesi için belirli platformları bizim yönlendirme şansımız olması gerekiyor. Onun için ben bu tarzda Google Chrome gibi ve benzeri platformların mutlaka hem yüksek öğretimde hem de orta öğretimde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Öğretim elemanlarının kendi ürettikleri içeriği öğrencilerle buluşturması gerektiğini ve aradaki bir takım farklı birimlerin devreden çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim.